Gönlüm düştü bu sevdaya, gel gör beni, aşk neyledi? Başımı verdim kavgaya, gel gör beni, aşk neyledi? Ben ağlarım yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni, aşk neyledi? Mecnun olu ben yürürüm, dostu düşümde görürüm. Uyanır melul olurum, gel gör beni, aşk neyledi? Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi, gel gör beni, aşk neyledi? Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh akarım seller gibi, gel gör beni, aşk neyledi? Akan sulayım çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni. Hoş geldiniz Yunus Emre'nin köyüne, Yunus Emre'nin diyarına. Huzurunda bulunduğumuz kabir ve türbe Yunus Emre Hazretlerinin kabridir. İçeride de onun mürşidi Tapduk Emre, Tapduk Emre'nin hanımı Fatma Sultan, kızı Hülya Hanım ve yakın akrabalarından oluşan 10 tane kabir vardır. Emre Köyü, Batı Anadolu'da kurulan ilk Türkmen köylerinin bir tanesidir. Kurulduğundan beri adı Emre'dir. Yani Osmanlılar döneminde Emre Sultan, Cumhuriyet döneminde de Emre Köyü'dür. İsmini Tapduk ve Yunus Emre'den almış bir köydür. Şimdi huzurunda bulunduğumuz Yunus Emre ve içerideki Tapduk Emre bu köyde yaşamışlar. Yunus Emre 40 sene hatta 47 sene çeşitli rivayetler var. Tapduk'un dergahında hizmet etmiş. Yunus Emre aslen Karamanlı. Karaman'da doğmuş, Karaman'da bir süre yaşamış. Orada çiftçilikle, tarımla uğraştığını biliyoruz. Hatta evli olduğu, bir kızının, bir oğlunun olduğu konusunda rivayetler var. O dönemde kıtlık oluyor. Tohumluk buğday almak için Amasya Sulucahöyük civarında yaşayan Hacı Bektaş Veli'ye tohumluk buğday almaya gidiyor Yunus Emre. Giderken yolda alıç toplayıp heybesine koyuyor ve onu götürüp Hacı Bektaş Veli'ye hediye olarak sunuyor. Ben buğday, tohumluk buğday almak istiyorum dediğinde Hacı Bektaş Veli tarafından ona buğday değil de himmet teklif ediliyor. Biz sana himmet verelim. Buğday tükenir ama himmet tükenmez der. Yunus, ben buğday almak istiyorum. Bana buğday lazım, himmet lazım değil diye cevap verince getirdiğin her bir alıç tanesi başına bir himmet verelim teklifini yine Yunus Emre kabul etmiyor. Bunun üzerine Yunus Emre'ye buğday veriliyor. Yunus Emre buğday, tohumluk buğdayı alıp evine döndüğünde hanımına durumu anlattığında hanımı keşke himmet alsaydın. Buğday tükenir ama himmet tükenmez diye cevap der. Bunun üzerine tekrar Yunus Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna döner ve
ben himmet almak istiyorum, buğday almaktan vazgeçtim diye deyince, artık senin kilidinin anahtarı Saruhan diyarında Tapduk'tadır der. Bunun üzerine Yunus Emre Hacı Bektaş Veli'nin yönlendirmesiyle bu köyde daha önceden Tapduk Emre tarafından kurulmuş olan külliyeye gelir. Külliye köyün içerisinde şu anda Carullah bin Süleyman Vakfı külliyesi olarak hala ayaktadır. O zamanki dergah, külliyenin müştemilatında bulunan dergah şu anda resimli bir cami olarak karşımıza çıkmaktadır ve Carullah Camii olarak tanınmaktadır. Resimli bir camidir. Ben himmet almak için geldim diye Tapduk Emre'ye varır. O da himmet alabilmen için hizmet etmen lazım der. Yunus hizmet etmeye başlar dergahta. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 40 sene, 43 sene, 47 sene çeşitli rivayetler var. Bu konuda hizmet eder. Ne yapar? Odun taşır. Sırtıyla bıkmadan, usanmadan odun taşır. Suyunu taşır, hizmetini yapar, temizliğini yapar dergahın. 40 sene odun taşımış Yunus Emre. Kuzeyde Gediz Nehri var, 5-6 kilometre kuzeyde. Yılanlık diye mevki var. O bölgedeki söğdek ağaçlarından Yunus her zaman odunlarını oradan taşımış ve oradaki ağaçların dalları düzgündür. Yani ok gibi düzgündür. Hala daha o ağaçlar mevcuttur orada. Şeyhiz bir gün soruyor, Yunus sen hep düzgün odun getiriyorsun bu dergaha. Bunun sebebi nedir? Yani sen özel olarak bunu getiriyorsun. Sebebi nedir diye sorduğunda, şeyhim senin dergahına eğri adam yaraşmaz. Adamın eğrisi değil, odunun eğrisi bile yaraşmaz diye cevap verir. Yunus Emre himmet almak için gelmiştir ama kendisine bir farklılık göremez. 40 sene böyle hizmet ettikten sonra külliyeyi terk eder, ayrılır. Anadolu'da işte dolaşmaya başlar, irşadına devam eder. İki tane daha dervişle yolları birleşir. Yolda giderken karınları acıktığında dervişin birisi dua eder. Allah tarafından bir sofra yemek gelir. Şükrederler, yerler, şükrederler, devam ederler yollarına. İkinci vakitte diğer derviş dua eder. Yine bir sofra yemek gelir. Üçüncü vakitte sıra Yunus'a gelir. Yunus bir dua yapar ve bu defa o Yunus'un duası üzerine iki sofra yemek gelir. Tabi diğer dervişler şaşırırlar bu duruma. Sen nasıl dua ettin derler. Ben der, sizin yüzü suyu, kimin yüzü suyu hürmetine dua etmişseniz, ben o zatın yüzü suyu hürmetine dua ettim deyince, biz derler Tapduk'un bir müridi vardır. Derviş Yunus, Allah dostu bir kul. Biz o mübarek yüzü suyu hürmetine dua ettik deyince, Yunus Emre aslında kendisinin himmet sahibi olduğunun fakat farkına varmadığını anlar. Bunun üzerine tekrar dergaha döner. Tabi şeyhinin de ömrünün son zamanları, ahir zamanlarıdır. Gözleri de amadır şeyhinin. Kapıyı çaldığında ana bacı kapıya çıkar, karşılar. Yani Fatma Sultan, Tapduk'un hanımı Fatma Sultan karşılar ve der ki işte ana bacı ben geldim dediğinde şeyhin içeride şimdi dışarıya abdest almak için çıkar, sen eşiğe yat. Tabii Yunus bir yerde kendine göre suçludur. Çünkü şeyhinden izinsiz olarak dergahı terk etmiştir. Kendini affettirmesi lazımdır. Sen der eşiğe yat. Şimdi şeyhin dışarı abdest almak için çıkar. O ayağa takıldığında, sorduğunda bu kim diye ben söylerim, Yunus derim. Seni hatırlarsa, tanırsa tamam. Ama bu Yunus da kimmiş derse sen burayı terk et. Artık şeyhinin gönlünden silinmişsindir der. Ana bacının tavsiyesi üzerine Yunus eşeğe yatar. Şeyhi dışarıya abdest almak için çıktığında, ayağı takıldığında, hanım bu kim diye sorduğunda, şeyhim bu Yunus der. Tapduk Hazretleri der ki, bizim Yunus mu hanım bu deyince, Yunus Emre Hazretleri kalkar, elini öper, şeyhinin affını diler ve ondan sonra da ömrün sonuna kadar işte dergahta kaldığı rivayet edilir. Yunus Tapduk'un eşiğindedir. Ko beni yatayım şeyh eşiğine, dönmezem şeyhimden yâne döneyim diye vasiyeti vardır. Şeyhimin eşiğine gömün beni diye vasiyet etmiştir. Tapduk da yine bir vasiyeti, Tapduk'un da bir vasiyeti var. Yunus'u benim eşiğime gömün.
Beni ziyarete gelenler önce Yunus'a dua etsinler. Sonra beni ziyaret ettikten sonra tekrar Yunus'a dua edip öyle ayrılsınlar huzurdan diye bir vasiyeti vardır. Ve o vasiyete uygun olarak Yunus Tapduğ'un eşiğindedir. Hani Tapduğ'un tapusuna kul olduk kapusuna, Yunus miskin çiğdik piştik elhamdülillah diye işte beyti vardır Yunus'un. Tapduğ'un tapusuna hani o kapısına kul olmayı yeğlemiştir. Şeyhine büyük bir derin bir saygı duymuştur. Sevgi, muhabbet duymuştur. Ve onun eşiğine gömülmeyi vasiyet etmiştir. Bu vasiyete uygun olarak buraya defnedilmiştir. Köyümüz Emre köyüdür. Yunus Emre'nin başka yerlerde de kabirleri var. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla 13 yerde kabri var. Onu biliyoruz. Herkesin kendisine göre bir kabulü vardır. Herkesin kendisine göre bir gönlünde yatan delilleri vardır. İşte bizim de kendimize göre delillerimiz vardır. Delillerimizden bir tanesi de işte Yunus'un Tapduğ'un eşiğinde yatmış olması. Yani onun vasiyetine uygun olarak. Yine bu köy ismini Tapduk ve Yunus Emre'den almış bir köydür. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Çünkü Yunus'un başka yerlerdeki kabirlerinin olduğu köyler ve kasabalar sonradan Yunus Emre ismini almıştır. Ama bu köy kurulduğundan beri, yaklaşık 800 yıldan beri Yunus Emre'dir. Burası Yunuslar köyüdür. Her hanede birden fazla Yunus ismini taşıyan insan bulursunuz burada. Yalnız şöyle ufak bir not geçelim mi? Şimdi Tapduk Emre'nin güzel bir şeyi var burada. Türbesi var. Evet. Yunus Emre'nin ayak ucunda. Evet. Fakat biz Tapduk Emre'yi çok bilmeyiz. Evet. Yani Yunus Emre'yi biliriz, Tapduk Emre'yi bilmeyiz. Bu neye bağlıyorsunuz hocam bunu? Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Yani şöyle, ben kendi yorumuma göre, hani bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Yani Yunus Tapduk'un zaten doğum tarihi ya da ölüm tarihi konusunda bir bilgimiz yok. Bilmiyorum, ben bilmiyorum, bilenler var mı? Çok yani detaylı bilen yok, bilgi yok yani gerçekten dediğiniz gibi. Ama ben şöyle yorumlayabilirim. Yunus öz be öz Türk'tür. Yani Tapduk Anadolu erenlerinde, Horasan erenlerindendir. Yani Batı şeyden, Orta Asya'dan, işte Horasan'dan Anadolu'ya gelen erenlerdendir. Ama Yunus Anadolu'da doğmuştur, Kahraman'da doğmuştur ve Türkçe konuşmaktadır. Yani Türk halkının içerisinde doğmuş, büyümüş, yaşamış ve ruhunu teslim etmiş, ölmüş bir mübarek zattır. O açıdan hani Yunus'un şiirleri, Yunus'un beyitleri, hep Türkçe ve halkın anlayabileceği şiirler hani şekilde kullanılan bir dil olduğu için halk onu özümsemiştir, benimsemiştir. Şöyle bir kaynakta okumuştum. Yani Anadolu'da yani İslam alemi için lokomotif sayılabilecek 3 tane mübarek zat: Muhyiddin Arabi, Mevlana, Yunus Emre. Bunlar, Muhyiddin Arabi Endülüs'ten Anadolu'ya gelmiş bir mübarektir. Mevlana Fars'tır, Farsça konuşur. Muhyiddin Arabi Arap'tır, Arapça konuşur. Arap kökenlidir, Arapça konuşur. Ama Yunus Türk'tür, Türkçe konuştuğu için Türk halkı onu özümsemiştir, benimsemiştir ve birçok şiirini de zaten ezbere biliriz yani çoluğumuzda çocuğumuzdan. Şimdi hocam Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ve Yunus Emre aynı dönemde yaşamışlardır. Evet, çağdaştırlar. Çağdaştırlar ve Mevlana'ya şöyle der. Evet. Mesnevi'yi siz mi yazdınız der. Evet. Mevlana evet ben yazdım der. Ama uzun yazmışsın der. Ben olsaydım ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Şimdi sevgili eski muhtarımız burada. Muhtarım kendinizi tanıtır mısın? Emre Köyü eski muhtarı İsmet Açıkgöz. İsmet Bey, şimdi biraz önce konuştuk, dışarıda sizle konuştuk. Dediniz ki eğer Tapduk Emre bir şekilde karşı tarafın doğru olmadığını bilir tabii ki Eren olduğu için ve bu türbenin içine almaz dediniz. O nasıl bir şey? Bu köyümüzde köy halkımız efendim ziraat günlerinde ziraat yaparken bazı vatandaşlar efendim gelir ve o kapıya eşine ayak bastığı zaman taş döner içeri almaz. Bu da işte efendim sevmediği kişilere türbenin içine efendim almıyor ve bunu köyümüzde efendim görenler çoktur yani. Durum bundan ibarettir. Yani bunu siz bizzat şahitsiniz buna. Bunu benim hanım efendim şahittir.
ve köyümüzden de şahit olan çok var. Efendim burada türbede şu anda kaç tane muhterem zat yatıyor? Şu türbenin kubbenin altında efendim 11 kişi efendim yatar. Bir de Yunus bunların efendim 12 kişi. Ve de iki mezarda her bir divanlar ve Yunus'tan efendim gelenler vardır. Onlar da burada mı içeride? Onlar da efendim kapının efendim sağ tarafında kıbresindedir. Evet, yani bu türbenin içinde Taptuk Emre evet. Ve 10 tane çok yakını yatıyor. Yani 11 kabir vardır. 11 kabir efendim türbenin tam kubbenin altında Yunus kapının içinde. Efendim Yunus'tan gelenler de kapının efendim sağ tarafında yapaklıdır. Şimdi sevgili hocam, bugün bize son derece büyük destek verdiniz. Taptuk Emre ve Yunus Emre'nin türbelerinden yayınlar yaptık. Evet. Bu arada da orada insanlara da yine o konularda güzel bilgiler verdiniz. Evet. Şimdi biz muhteşem bir caminin içindeyiz. Evet. Siz de bu caminin hocasısınız. Evet. Evet. İçerisinde bulunduğumuz cami Emreköy Eski Camii. Bir başka adıyla Carullah Camii. Şimdi Taptuk Emre'nin dergahı olarak 1200 yıllarında inşa edilmiş. O zamanki hali üstü toprak örtü. Yani pencerelerin üst hizasından itibaren üstü toprak örtüymüş. 1547'de camiye dönüştürülmüş. Tabii bu Taptuk'un külliyesinin içerisinde çeşme var caminin yan tarafında. Diğer köşesinde hamam var. Yan taraflarda, arka taraflarda dervişlerin odaları varmış. Onlar zamanla tahrip olmuş ve ortada dergah varmış. Şu andaki cami. Yunus Emre de Taptuk Emre'nin müritlerinden, talebelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu dergahta 40 sene, 43 sene, 47 sene çeşitli rivayetler var. Bu kadar bir zaman zarfında burada hizmet etmiş. Himmet almak için hizmet etmiş, nefis terbiyesi yapmış. Burada derviş olmuş. Burada pişmiş. Hani hamdım, piştim, yandım dediği işte ham olarak gelip pişip ve Allah aşkıyla yandığı dergah burası. 1547'ye kadar üstü toprak örtü bir dergah imiş. Daha sonradan 1547'de camiye dönüştürülmüş. Carullah bin Süleyman tarafından kubbesi yapılmış. Son cemaat mahalli yapılmış. Ve cami olarak ibadete devam etmiş. Tabi buranın güzel yanları şu. Yani Yunus Emre'nin ve Taptuk Emre'nin manevi hatırası burada mevcut. Yunus Emre'nin 40 sene hizmet ettiği, işte odun taşıdığı sırtıyla ve hiçbir zaman eğri odun getirmediği, suyunu taşıdığı, temizliğini yaptığı dergah. Tabii güzel yanlarının bir tanesi de resimli bir cami olması ve yani tek olması, benzeri Türkiye'de benzerine yani rastlanılmayan diyebilirim, örneği görülmeyen bir resimli bir cami burası. Resimleri 1808'de yapılmış. Şehzade Abdurrahman tarafından adlı bir usta tarafından yapılmış. Kök boyasından ve kalem işi süsleme tekniği kullanılarak yapılmış ve yaklaşık 203 yıllık resimler bunlar. Kök boyası orijinal halidir. Resimler 2006'da camimiz restore edildiğinde resimlere dokunulmadı. Sadece bir üzerine bir temizlik uygulaması yapıldı ve dolgu yapıldı dökülen yerlere. Onun dışında resimlerimiz orijinaldir. Cami adeta bir resim galerisidir. Yani resimleri tek tek tanıtmak, yorum yapmak belki doğru olmaz ama işte 5 katlı, 6 katlı bina resimleri var. Şimdi Şehzade Abdurrahman büyük bir ihtimalle payitahttan gelmiş bir kişi ve hanedandan olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla yani bu resimler niçin yapılmış, neden yapılmış, nasıl yapılmış bu sorulara cevap bulmak epey zor, ancak şöyle söyleyebiliriz. Ressam Anadolu'da kök boyası kalem işi tekniğini kullanan üçüncü usta olarak biliniyor. Bunun dışında bu yapan kişi, resimleri yapan kişi büyük bir ihtimalle dünyanın birçok yerini gezmiş, görmüş ve oralardaki gördüklerini buraya nakşetmiş. Türkiye'de
Batı Anadolu'da birkaç tane işte örneği olduğu söyleniyor. Ancak kısmen resimleri olan camilerden bahsediyorum. Bizimki gibi tamamen böyle bir resim galerisini andırır, bir özelliğe sahip bir camiye yok. Ancak Balkanlarda, Makedonya'da, Kalkandelen şehrinde böyle bir caminin olduğunu biliyoruz. Alacalı Cami ismiyle. Onun dış süslemelerinin bu caminin motiflerine çok benzediğini biliyoruz. Televizyonlardan ya da oraya gidip buraya da ziyaret eden ziyaretçilerimizden bunu öğreniyoruz. Bunun dışında örneği yok. Ben size bir özel soru sormak istiyorum. Buyurun. Tarihin üzerinde oturuyorsunuz. Evet. Yunus ve Taptıkemir'in dergahında bulunuyorsunuz ve burada hocalık yapıyorsunuz. Evet, ve Türkiye'nin benzeri olmayan bir camide yine hocasınız. Nasıl bir duygu yaşıyorsunuz? Şimdi buranın, hani bazen diyorlar ya, hani kahrında hoş, lütfunda hoş. Bunun burada görev yapmanın çok büyük bir anlamı var. Çok büyük bir özelliği var. Sorumluluğu ama keyfi de bir bambaşka. Yılda 30-40 bin ziyaretçisi olan bir camiden bahsediyoruz. Görev yapıyoruz. 10. yıl hasbelkader. Yani birçok insanlarla tanışıyoruz, dostluklar ediniyoruz. Onun dışında gelen misafirlerimize rehberlik yapıyoruz. Hiçbir zaman bir maddi bir beklentimiz olmadan, bu zamana kadar da çok şükür hiçbir maddi karşılık ummadan ve almadan gönüllü olarak köyümüzü, camimizi insanlara tanıtıyoruz. Böyle bir güzel bir şaheser. Çünkü ben buna şaheser diyorum. Çünkü burada Tapduğ'un, Yunus'un hatırası var. Yine güzel resimleri olan bir cami. Ve böyle bir eserin içerisinde görev yapmak her kula nasip olmaz. Elhamdülillah bize nasip oldu. İlla ki böyle şaheserleri görmek için Avrupa'ya, Paris'e, Amerika'ya gitmeye gerek yok. Şurada Ege'de, Batı Anadolu'da çok güzel bir eser ve her geçen gün insanların tanıdığı ve tanıtılan bir eser. Bütün kardeşlerimizi, bütün halkımızı, insanlarımızı burayı görmeye davet ediyorum. Çünkü Ankara-İzmir yoluna sadece 10 kilometre. Bugün size muhteşem bir yerden seslendim. Tarihten seslendim. Yunus'tan seslendim. Mükemmel bir camiden seslendim. Bu programı da dilerseniz Sayın Hocamın sözleriyle, sesiyle, Yunus şiiriyle veda etmek istiyorum. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek eydir derviş baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye